günler sayın seyircilerimiz. Güne damgasını vuran gelişmelerle karşınızdayız. Ülkemizde COVID-19 vaka sayısında dikkat çeken artış vatandaşlarda ve sağlık kurumlarında endişe yaratmaya başladı. Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde koronavirüs tedavisi gören bir kişi daha bugün hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle bugün hayatını kaybeden Rauhça doğumlu kişinin 5 Haziran 2020 tarihinde hastaneye yatışının yapıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden kişinin koronavirüs yanı sıra kronik rahatsızlıkları da bulunduğu kaydedildi. Böylece ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Diğer taraftan Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği'nde 53 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Bunlardan 33'ünün durumu stabil. Tedavisi yoğun bakımda süren 20 hastadan birinin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi. Bu arada Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü ülke genelinde son 24 saate 129 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada 15 Haziran 2020 tarihinde tanık olunmuş kişilerle temasta olan ve hastaneye başvuran kişilere yapılan 385 testten 129'unun pozitif çıktığı ifade edildi. Son 24 saatte 129 yeni vaka tespit edilmesi ardından Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nden salgınla mücadelede kontrolü kaybedebiliriz uyarısı geldi. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü vakalardaki artışa sosyal mesafenin korunmaması ve maske kullanılmamasının neden olduğunu belirtirken maske kullanımının zorunlu olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığına koronavirüs vakalarının bulunduğu sektörlerin kapatılması ve vaka irtibatlarının kendilerini izole etmeleri önerisinde bulunduk. Maske kullanımı ise zorunludur. İfadelerinin yer aldığı açıklamada vaka sayısındaki artışın epidemiyolojik durumun kötüleştiğini göstermekle birlikte kontrolün kaybedilmesine neden olabileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca salgınla mücadelede kontrolün kaybedilmesinin, sağlık sisteminin aşırı şekilde yüklenmesiyle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin gerekli tedaviyi alamayıp hayatını kaybetmesine neden olabileceğine de dikkat çekildi. Siyasi sahnede yaşanan gelişmelerle RTK Haber'e devam edelim. Avrupa Birliği'nin belgrad Pristina diyaloğu özel temsilcisi Miroslav Lajçak bugün Kosova'ya geldi. Lajçak saat 17'de Cumhurbaşkanı Taçi ile bir araya gelecek. 16-18 Haziran tarihlerinde Kosova'da temaslarda bulunacak olan Dayçak, üst düzey yetkiler yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Kosova'da görev yapan uluslararası camia temsilcileri ve Avrupa Birliği üye ülkelerinin misyon şefleriyle bir araya gelecek. Görüşmelerin gündeminde Prişne ile Belgrad arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması için gerekli koşullar ve izlenmesi gereken yöntemler bulunuyor. Özel temsilci Miroslav Lajçak'ın Cumhurbaşkanı Taçi ile saat 17'de ardından da Başbakan Abdullah Hoti ve Meclis Başkanı Vjosa Osmani ile görüşeceği teyit edildi. Basın konferansı düzenleyen Cumhurbaşkanı Haşim Taçi 27 Haziran 2020 tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşmesi beklenen görüşme hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Haşim Taçi düzenlediği basın toplantısında 27 Haziran 2020 tarihinde Beyaz Saray'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Kosova ve Sırbistan taraflarının karşılıklı tanıma imkanını ele alacaklarını belirtti. Beyaz Saray'da gerçekleşmesi beklenen görüşme ile ilgili Batı Balkanlarda kalıcı barışın sağlanması ve somut adımların atılması için ABD'nin oldukça haklı bir karar aldığını düşünüyoruz diyen Cumhurbaşkanı Saatch, Trump'ın da desteğiyle sürecin başarılı olacağına dair inancını dile getirdi. Saç ayrıca bu süreç karşılıklı tanıma için gerçekleşiyor. Sürecin ABD'nin desteği sayesinde başarılı şekilde tamamlanacağına eminim. Rambuya'da ve Viyana'da böyleydi. Washington'da da böyle olacaktır. Kosova'nın kaybedecek ya da tereddüt edecek zamanı yok. Birleşmiş Milletler Örgütü ile diğer uluslararası kuruluşların bir parçası olabilmemiz için ilerleme sağlamalıyız. Bu ancak ABD ve Avrupa ülkeleriyle olabilir ifadelerine yer verdi. Kosova ve Sırbistan heyetlerinin diyalog kapsamında 27 Haziran'da Washington'da bir araya geleceklerini açıklayan Amerika Birleşik Devletleri'nin özel temsilcisi Richard Grenell bu görüşmeyle ilgili düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Grenell, muhteşem bir haber. Sırbistan'dan Kosova'nın tanınması ve uluslararası örgütlere üye olmasına yönelik engelleme kampanyasını sonlandıracağı sözünü aldım. Böylelikle taraflar diyalog kapsamında 27 Haziran'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Taraflar o görüşmeden memnun kalmazlarsa Washington'dan ayrıldıktan sonra statüko'ya geri dönebilirler. Devamlı söylediğimiz gibi, öncelikle ekonomilerimizi büyütmek için ilerleme kaydetmeliyiz. Amaç budur. Görüşmelere başlamak için sabırsızlanıyorum ifadelerine yer verdi. Alman diplomatı Wolfgang Ischinger, Amerika Birleşik Devleti Diyalog Elçisi Richard Grenell'in Kosova-Sırbistan diyalog sürecinin Washington'da 27 Haziran'da başlayacağı haberine tepki gösterdi. Alman diplomat Ischinger böyle bir görüşmenin Avrupa Birliği ile koordine edilmeden yapılmadığını ve bunun yanlış olduğunu belirtti. Ischinger Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tamam ama bu hareket Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği temas grubu arasında ortak bir yaklaşımda bulunmayı önleyebilir. Bosna'da 95 yılını unutmayın. Kosova'da 98-99 yıllarını hatırlayın. Kosova'yı Troika 2007'yi hatırlayın. Sloganımız her yerde bir olalımdı ve oldukça iyi çalıştı. Korkarım ki bu iyi bir gelişme değil diye yazdı Grenell. İşinger'in açıklamalarına uyarılarına Avrupa Birliği kurumları yönünde esirgemesin sözleriyle cevap verdi. Sayın seyircilerimiz son birkaç aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel çapta bir turizm krizine sebep olduğu değerlendiriliyor. Ülkeler yaklaşan tatil sezonunun ne zaman açılabileceğine dair çeşitli öngörülerde bulunurken Kosova'da hala hava yolu üzerinden uluslararası seyahat kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs salgını ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyerek tüm dünyadaki otel doluluk oranlarını ciddi ölçüde aşağı çekti. Bu durum yaklaşan tatil sezonunda etkiledi. Turizm acentelerinin halen çalışma izni yok. En büyük darbe bu pandemi dönemi döneminde turizme vuruldu. Tabii işte gastronomi'den sonra turizm en büyük darbeyi gördü. İşte şu anda bazı bir değişikliklerin olacağından ümit umutluyuz fakat maalesef hala işte ister politik durumlardan dolayı ister hala bu pandeminin devam etmesinden dolayı maalesef hiçbir gelişme yok özellikle işte Britanya havalimanından bir haber bekledik sağlık bakanlığından bir haber bekledik ki sınırlar ne zaman açılacağı. acente olarak ve tabii ki yaz tatilinden dolayı en önemli destinasyonumuz Türkiye Geçen seneyle karşılaştırdık mı? Yani geçen sene 15 Mayıs tarihinde ilk uçuşlarımız başlamıştı. Fakat şimdi artık hala ne zaman başlayacağı bilgisi yok. Salgı nedeniyle büyük darbe alan turizm acentaları ekonomik açıdan büyük zarar gördü. 132 uçuşumuz vardı Antalya'ya. Ekstradan 16 uçuş Bodrum'du. Bu sene ilk sefer Bodrum'u da Bodrum uçuşlarını da gerçekleştirecektik. Bodrum uçuşları büsbütün tamamen iptal oldu. O 132 uçuştan şu andaki planımıza göre 47 uçuştayız ama bu daha da düşebilir. Yani demek istediğim şu anda 20 bin kişinin daha az olacağı yani bizim sadece gruptan Kosova'dan da en azından 40 bin daha az yani tatilci göndereceğiz. Turizm sektörünün ekonomik olarak toparlanmasının ancak 2 yıllık bir süreçte gerçekleşebileceği düşünülüyor. Normale dönmesi için bir iki yıllık bir dönem gerekecektir. Yani özellikle işte insanların mesela anladığımıza göre artık öyle İstanbul'a 14 uçuş, 20 uçuş olmayacak. Yani yavaş yavaş kademeli bir şekilde uçuşlar yeni şeye dönecek, eski döneme dönecektir. Turizmin ayakta kalması için tabii ki yardımlara gerek var, projelere gerek var. Acentelerin özel projelerine Avrupa Birliği'nin e, vermiş olduğu bazı bir e, şeylere uymak lazım. Onlara göre istek bankanın bankadan alınan kredilerle böyle bir e, şeyler yapmamız lazım. Yani her zaman her şey kazançlı olmuyor tabii ki. Ama özellikle düşük e, yüzdeliklerle banka kredileri çekebilirsek tabii ki yavaş zamanla bu e, yerine gelecektir. Bazı ülkeler koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesi kapsamında turizm sezonunda başlatmış oldu. Ülkemizde kısmen güneşli de olsa parçalı bulutlu bir gün yaşanıyor. Günün belli saatlerinde yer yer bulutlar yağmura dönüştü. Başkente gün ortasında termometreler 20 dereceyi gösterdi. Yarında bugüne benzer havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince hava sıcaklıkları 21 ila 23 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz RTK haberi burada noktalıyoruz. Yarın umarız güzel haberlerle yeni bir gündemde buluşmak dilekleriyle efendim sağlıcakla kalın.